İşte Kit'in çıktığı, kanunlar çıktı biliyorsunuz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti il binasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve isteklerini dinledi. İl başkanlığı döneminde de sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Ahmet Özdemir, 27. dönemde milletvekili kimliğiyle ilk kez vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerine çözüm aradı. İşte Kit'in çıktı, kanunlar çıktı biliyorsunuz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bulundukları her an vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti. Kahramanmaraş'ta her olduğumuz vakitte vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Belli günlerde onları dinleyeceğiz. Belli günlerde esnaflarımızla ve eşrafımızla birlikte olacağız. Belli günlerde ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Yani seçim döneminde onları ziyaret ettiğimizde bize söyledikleri hususlar var. Yani bir tanesi şuydu, seçimden sonra da bizi mutlaka ziyaret edin. Ziyaretinizde yanınızda kimse olmasın, korumalarınız, fotoğrafçılarınız olmasın diyorlardı. Buna dikkat edeceğiz, bu hassasiyeti göstereceğiz. İkincisi, her kesimden vatandaşımızın sorununa eğilmemiz gerekiyor. Bu bir iş adamımız da olabilir, bir köyümüzdeki ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız da olabilir. Sınır olmaksızın vatandaşlarımızın sorunlarına mümkün olduğunca eğileceğiz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bütün milletvekillerimizin ofisleri olacak. Bu ofislerinde vatandaşlarla her zaman buluşmamızı istiyor. Bu anlamda benim bir avukatlık ofisim var. Artık milletvekiliyken avukatlık yapamayacağız ama ofisimizi vatandaşlarımızı dinlemekte kullanacağız. Veya yine burada il başkanlığımızda. Yani ortamın neresi olduğu önemli değil. Önemli olan vatandaşımızla bir araya gelmek. Bu uygulamayı daha genişleterek devam edeceğiz. Özdemir açıklamasının devamında üyesi bulunduğu Anayasa Komisyonu'nda milletin refahı için çalışacaklarını dile getirdi. AK Parti'nin siyasetinin ana unsuru millettir. Milletinin daha rahat yaşaması, daha iyi şartlarda olması ile ilgili alınacak bütün önlemler bu kapsamdadır. Biz de bu milletin daha iyi şartlarda yaşaması, daha iyi şartlarda yönetilmesi ile ilgili alınacak bütün hukuki önlemlerin içerisinde olacağız. Anayasa Komisyonu da, Adalet Komisyonu da veya diğer komisyonlarda, bütün komisyonlarımız aslında bu kapsamda çalışacaklar, bu anlayışla çalışacaklar. Millet odaklı çalışacağız. İşin özü bu. Türkiye'nin çağ atlayarak şahlandığını belirten Özdemir, yeni sistemin Türkiye'ye getireceği yeniliklere de değindi. Şimdi sistemin ana unsuru, ana ögesi şuydu. Milletin beklentisini en hızlı karşılayacak bir sistem kuracağız demiştik. Bu kapsamda bürokratik oligarşi dediğimiz bürokratik engelleri ortadan kaldıracak, vatandaşın daha hızlı hizmet almasını ve daha hızlı iletişim kurmasını sağlayacak bir sistem. Şimdi Cumhurbaşkanımız propaganda döneminde bir şey söyledi. Devleti bir şirket mantığıyla yöneteceğiz dedi. Yani buradaki kasıt şuydu. Devletin milletini daha rahat yaşatacak, milletine daha kar ettirecek, daha mutlu edecek, daha huzurlu sayacak her türlü önlemi alacak. Devlet bununla kendisini sorumlu hissedecek. Kastı buydu aslında. Bu kapsamda biliyorsunuz bakanlarımız kendi iş alanlarında işinin ehli olan kişiler. Geldi işte bakan oldu. İnşallah bunun sonuçlarını önümüzdeki aylarda daha hızlı göreceğiz. Daha hızlı çözümler olacak. Özdemir açıklamasında son olarak Türkiye'de yaşanan cinsel istismar olaylarına karşı uygulanacak olan cezanın milletin isteği doğrultusunda gerçekleşeceğini vurguladı. Bir çocuğun cinsel istismar sonucunda vefat etmesi ya da bir işkence ya da herhangi bir ölüm şekli ne olursa olsun bu kabul edilemez. Çünkü masum bir varlık. Dolayısıyla da bunun başına bu eylemi getiren kim varsa bunun AK Parti ile MHP ile CHP ile ilgisi yok. İnsani bir konu. Bunu gerçekleştiren kişinin alacağı ceza toplum vicdanını rahatlatmalı. AK Parti'nin bundan sonraki siyaseti millet odaklı, milletin beklentisi odaklı, daha çok beklentisi odaklı olacak dedim. Dolayısıyla bu konuda milletimizin beklentisi neyse onu gerçekleştireceğiz. Çok lafı eğip bükmeye gerek yok. Onlar bu konuda idam istiyorlarsa biz de bunun getirilmesiyle ilgili vicdani ve ahlaki sorumluluğumuzla hareket ederek o beklentiyi karşılamaya çalışacağız.